1983 yılına gidiyoruz. Geri Kasparov, Mihail Tal. D4, at 6 C4, E6, at 3 D5, at C3, C6. Yarı sılav savunması. Bu savunmada merkez D5 piyonuna diğer piyonlar tarafından yoğun bir destek sağlanır. Böylece taşlar çok daha aktif ve özgür bir şekilde geliştirilebilir. Şimdilik her şey sakin ilerliyor fakat masa başında Kasparov ve Tal varsa bu çok uzun sürmeyecektir. Kasparov fil G5 ile oyuna devam etmiş. Yarı Slav savunmasına karşı en agresif hamle diyebiliriz. Elbette filin içeride bırakıldığı sistemler de vardır. Fakat Kasparov eğer ileride E3 yaparsam öncesinde şu filimi bir dışarıya çıkarayım tercihinde bulundu. Ayrıca atı açmaza aldığından dolayı ileride merkezden çok daha etkili bir şekilde e4 sürüşlerini de yapabilir. Pekala. Tal d alır c4 yapmış ve pozisyonda dengesizlik oluşturmaya çalışıyor. Şaşırdık mı? Hayır. Kasparov da sen merkez piyonundan vazgeçtin öyle mi? O halde e4 yaparım. Hem merkezi alırım, hem piyonumu geri istiyorum, hem de açmazdan faydalanmak için E5 tehdidim var. Hadi hepsini birden karşıla demiş. Mihail Tal'ın cevabı sizce ne olmuş olabilir? Ben E5 sürüşleriyle ilgilenmiyorum. C4'ü bir kere aldım o halde o piyonumu korumaya devam ederim diyor. B5 Botvinnik varyantı oldukça karmaşık ve komplike bir varyant. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. Mihail Tal, madem merkezi bu şekilde rakibime bıraktım, o halde bunu kendime mantıklı bir şekilde açıklamalıyım diyor. Yani burada elde ettiği bir avantaj olmalı. Onu da fazladan piyonu şeklinde açıklayabiliriz. Ve az önce yapılan C6'nın bir diğer fonksiyonunu da bu noktada daha iyi anlamış olduk. Şimdi B5'ten sonra Peki burada önemli bir soru var. E5'e karşı açmazdaki at düşmüyor mu? Hayır. Tal her şey kontrol altında diyerek aşaltıyla karşı saldırıyla oyuna devam ediyor. Tabii ki Kasparov flash 4 ile açmazı sürdürmüş ve bir kez daha G5 zorunlu. Ve arkadaşlar burada Geri Kasparov'un Filini öyle sessiz sedasız geri çekmeye niyeti yoktu. At alır G5 ile oyuna devam ediyor ve daha açılışta oyun zıvanadan çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Yine Tal'in payı bunda çok büyük. Yani ben hafiften bir korkmaya başladım. Bu at fedası çok da hayra alamet değil. Bakalım. At alır G5, aç alır G5, fil alır G5. Tabii ki bu geçici bir fedaydı çünkü açmazdaki taşı biraz sonra Kasparov geri alacak. Ve ayrıca dikkat edin fil alır f6 çifte tehditle geldiğinden dolayı tal bunu karşılamak zorunda. Burada at b d7 oynamış. Şimdi Kasparov taşını e alır f6 ile geri aldı. Ve böylece kendisinin merkezdeki bir piyonu oradan şah kanadına doğru ilerledi. Bakalım bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Göreceğiz. Fil B7. Belki de Talin filinin gelişebileceği en etkili ve en mantıklı kareydi. Uzun çapraz. Geri Kasparov da rakip filin bu çaprazda ne kadar güçlü potansiyele sahip olduğunun farkında ve bu fili öyle yalnız bırakmaya niyeti yok kendi şah filini de hemen o file karşılık olarak uzun çaprazdan geliştirmeyi hazırlıyor. G3 Tal burada C5 ile hem merkeze olan baskıyı arttırmış hem de açarak kaleyi istiyor arkadaşlar. Ve burada az çok çaprazı kapatmak zorundasınız. Bu sebeple D5 zorunlu diyebiliriz. Ve şimdi D5'in ardından burada önemli bir yol ayrımı Mihail Tal için denilebilirdi. Burada elbette Atalır F6 yapılabilir. Fakat Atalır F6'dan sonra biraz can sıkıcı bir açmaz var. Belki bu tek başına büyük bir problem oluşturmayabilir. Fakat fil açmazdan çıkmak için bu file hemen hızlı bir şekilde karar vermek zorundasınız. Böyle bir durum var. Bu sebeple arkadaşlar D5'e karşı burada Mihail Tal bu piyonu almamış vezir B6 ile oyuna devam etmiş. Yani bir yandan B5 piyonunu korurken dikkat edin bir yandan da uzun roka hazırlık yapıyor. Çünkü gözüken o ki yavaş yavaş merkez açılmak üzere ve Talin Şahı merkezde kendisini çok güvenli ve rahat hissedemeyecektir. Ayrıca dikkat edin vezirin 6. yatayda olması oldukça önemli. Çünkü bu noktada eğer D alır E6 yapılırsa görünüşe göre bu çok güzel duruyor değil mi? Şimdi bir hamlede mat istiyoruz. Fakat işte vezirin 6. yatayda olması vezir alır E6 bu şekilde, bu sebeple önemliydi. Şah temposuyla gelir ve biraz sonra kalenizin düştüğü gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalırdınız. Bu sebeple arkadaşlar, burada vezir B6'dan sonra Kasparov tabii ki E6'ya almıyor, fil G2 ile kısa rok hazırlıklarını tamamlamış oldu. Şimdi uzun rok ve kısa rok. Böylece iki büyük ustada ters kanada roklar attı ve böyle durumlarda bizler neyi çok iyi biliyoruz? İki büyük usta da birbirlerinin şahına bir hücum planı gerçekleştirecektir. Burada durup kısaca Botvinnik varyantının temel fikirlerinden, stratejilerinden iki büyük ustanın da uygulayabileceği planlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Ters kanada roklar atıldı. Zaten Talin şah kanadına rok atacağını bekleyemezdik. Burası delik deşik oldu. Hiç güvenli sayılmazdı. Ve az önce hani Kasparov atılır G5 fedası yapmış. H ve G piyonlarını almıştı ya. İşte Mihail Tal rakip şaha daha kolay ulaşabilmek için bu açık dikeylerden piyonların yokluğundan faydalanmaya da çalışabilir. Böyle de bir avantajı var. Tabii ki Geri Kaspar da rakip şaha ulaşmaya çalışacaktır. Ve Talin şunu da söylemek yerinde olur. Tek planı evet A planı Kasparov'un şahına bir hücum etmek olabilir ama tek planı o değil. Aslında bir B planı da var ve bazen bu B planı A planının önüne de geçebiliyor. Yani ne demek istiyoruz? Vezir kanadındaki bu piyon kütlesi Mihail Tal'a vezir kanadından bir geçer piyon oluşturma imkanı da sağlayabilir arkadaşlar. Böyle de bir avantajı var. Fakat bu planın bir zafiyetinden bahsedecek olursak şahın önündeki piyonlar çok fazla ilerlediği için bu Tal'in şahının da zayıflaması anlamına gelebilir. Bunlar oldukça önemli. Ve Geri Kasparov da elbette bu piyon zayıflıklarından faydalanmak adına Tal'in şahına ulaşmaya çalışırken bir yandan da unutmayalım kendisinin bir uzak geçeri var. Eğer şartlar olgunlaşırsa, kendisini güvende hissederse Kasparov da uzak geçer oluşturmaya çalışabilir. Yani Botvinnik varyantı oldukça karmaşık, komplike bir varyant ve öyle bir tane plandan bahsedemiyoruz. Çok esnek planlara sahip bir devam yolu. Pekala en son Kasparov Kısarok hamlesi yapmıştı ve burada Mihail Tal B4 ile oyuna devam ediyor. İşte bu piyonlar ilerlerse çok ciddi tehlikeler oluşturabilir. Şimdi B4'ten sonra Tabii ki D5 karesindeki piyonun hassasiyetinden söz edebiliyoruz. Ve aslında bu B4 sürüşü biraz merkezi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü at merkezden uzaklaşmak zorunda. Fakat bu varyanta özel olarak at A4 karesinde önemli işler yapabilir. Öncelikle tempoyla veziri istedi. Tal vezir B5 ile bunu yanıtladığında arkadaşlar evet Artık açmaz yok ve belki de E6 piyonu alınabilir. Fakat bu şekilde D dikeyinin açılmasına rakibin vezirine kalesi baktığından dolayı Mihail Tal'ın daha hazırlıklı olacağı yorumunu yapabiliriz. Ayrıca fillerin değişilmesinin ardından geri Kasparov'un şahının çevresindeki beyaz renkli karelerde fazlasıyla zayıflayacaktır. Yani bu değişimler ve açılan D dikeyi açıkçası Talin daha fazla yararına olurdu diyebiliriz. Bu sebeple Kasparov E6'yı almıyor ve vezir B5'in ardından oyuna A3 ile devam etmiş. Şimdi fikir çok açık. Hani az önce demiştik ya ilerleyen piyonlar rakip şahı zayıflatır diye. İşte Kasparov kendi ayağına kadar gelen B4 piyonundan o piyonu alıp A dikeyini açmak ve rakip şaha ulaşabilmek için kullanmaya çalışacak. Bu sebeple A3 yaptı. Ve burada Mihail Tal'dan at B8 hamlesi geliyor. İlk bakışta atın bu şekilde tahtanın köşesine yakın bir şekilde geri çekilmesi göze çok hoş gözükmese de elbette D5 piyonunu açmaza aldı ve bu piyonu korumak şu noktada pek mümkün gözükmüyor. At B8'e Kasparov B4'ü almış A dikeyini açtı ve C alır B4'ün aldığından Tabi şunu da söylemek yerinde olur. Burada potansiyel bir geçer piyon oluşturabileceği yorumunu yaparız. Fakat bu yine az önce söylediğimiz gibi şahı da fazlasıyla zayıflayacaktır piyonların ilerlemesinden dolayı. Fakat geçer piyon oluşturmak size planda şöyle bir esneklik sağlayabilir. Şahınıza yönelen baskıyı ve oyun sonunda geçer piyonlarının gücünü daha da iyi hissettirebilmek adına vezileri değişme gibi bir seçenek de oluşabilir. Yani bir yandan riskler barındırsa da bir yandan da size fazladan esnek plan seçenekleri sunabilir. En son C alır B4'e. Kasparov G5'teki film biraz anlamsız kaldı, saçma kaldı ve bu sebeple fil E3 hamlesiyle bu filin A7'ye bakmasını sağlamış ve fil e3'ün ardından fil alır d5. Zaten d5 piyonu açmazdaydı ve düşecekti yapabilecek çok fazla bir şey yok. Fil alır d5, kale alır d5, vezir e2'nin ardından şimdi a7 piyonunu korumak için at c6 oynamış ve buna arkadaşlar kale fc1 geri Kasparov'dan. Şimdi ver C4 piyonlu dedi. Tal tabii ki öyle pasif bir savunma yapmaz. At E5 ile bir yandan atını merkezleştirirken bir yandan piyonunu korumuş oldu. Ve burada Kasparov'un acele etmesi gerekiyor. Yoksa bu at D3 karesinden kendi pozisyonunu geliştirmeyi başarabilirse bir şeyler elde etmek çok zorlaşabilir. Bu sebeple Kasparov hemen B3 oynamış. Unutmayalım C4 piyonu açmaz da ve şimdi bu piyonu almayı istiyoruz. Yapılabilecek fazla bir şey yok. Tal C3 oynamış. Peki sizce Kasparov'un B3'ü bir hata mıydı? Çünkü görünüşe göre Tal hem C dikeyini kapalı tutmayı başardı hem de bir bağlı geçer oluşturdu. Fakat Geri Kasparov Tahtanın köşesindeki atlar her zaman kötü değildir diyor. At alır C3 ile bu oyunda tal rolüne giriyor diyebiliriz. At alır C3, B alır C3, kale alır C3. İşte ilerleyen piyonların burada zayıflığını anlayabiliyoruz. Şimdi şah B8 yapmış Mihail Tal. Vezir C2 ile Kasparov rakibini bir yokluyor. Çünkü şu noktada kale C8 ve takiben vezir C7 iki hamlede mat istediğinden dolayı fil D6 hamlesi zorunluydu. Pekala. Fil D6'dan sonra fil alır A7, şah B7 ve B4 geri Kasparov'dan. Şimdi B4 hamlesi ne istiyor? Kale A5. Bu biraz can sıkıcı olabilir. Ve tabii ki B4 piyonu taktik sebeplerden dolayı alınamaz. Eğer vezirle alırsanız burada kale B3 vezir düşer. Ya da fille alırsanız unutmayın bu fil C7 karesini korumak zorundaydı. Ve bu oyunu hızlı bir şekilde sonlandırabilirdi arkadaşlar. Bu sebeple B4'e karşı... Tal at c6 oynamış ki hem kale a5'i engelleyeyim hem de fili isteyim düşüncesiyle. Ve burada Kasparov filini e3 karesine geri çektiğinde Tal fil e5 ile bu fırsatı kaçırmıyor. İki kaleyi birden istemiş oldu. Ne yapılabilir? Geri Kasparov kale alır c6 ile oyla devam etmiş. Kalite fedası. Fakat bu kale alınamaz. Çünkü vezir alır c6 yapılırsa kale A7 şah çekerek gelir ve artık şah vezir, veziri koruyarak bir yere kaçamadığı için vezir düşerdi. Bu sebeple kale alır C6'ya. Evet bu kale belki alınamıyor fakat fil alır A1 ile diğer kale alınabilir. Tal de böyle yapmış. Ve şimdi kale C7. Evet farkındayım az önce kale C7'den oyunu bitiriyor şeklinde söz etmiştim. Fakat az önce unutmayın A1'de bir kale vardı. Artık o kale olmadığı için kale C7 oyunu bitirmiyor. Şah B8 yapıldığında fil A7. Şah A8 yapıldığında burada fil E3 oynamış geri Kasparov. Şimdi arkadaşlar ne istiyor? Vezir A2 şah ve takiben A7 karesinden mat istiyor. Peki burada şu soru aklınıza gelmeli. Madem bu fikir o kadar etkili neden fil e3 yapmadan vezir a2 oynamadı sorusunu sormalısınız Kasparov için. Çünkü bu görünüşe göre hem fili istedi hem açarak şah tehditleri var mat istiyor. Fakat şunu unutmayın vezir a2 yapıldığında artık vezir d1 karesini kontrol edemeyecekti ve kale d1 şah g2 kale alır A2'den sonra bir anda Geri Kasparov mat olan büyük usta olabilirdi arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sebeple şah a8'e fil e3 oynuyor ki vezir a2'yi şah temposuyla yapayım ve rakibime kale d1 zamanı vermeyeyim düşüncesiyle. Tabii ki Tal bunun farkında. Hemen şah b8 oynamış vezir a2 temposundan kaçmak için. Ve şimdi fil a7 şah a8 acaba hamle tekrarlarıyla oyun berabere mi sonuçlanacak derken Kasparov hayır diyor. Fil c5 oynamış ve şimdi bir kez daha vezir a2 tehdidi var. Şah b8 ile bu yanıtlandığında kale alır f7. Arkadaşlar dikkat edin. Geri Kasparov bir kale geri oynuyor. Fakat Mihail Tal'ına, Mihail Tal'ın şahına karşı çok büyük bir baskısı var ve birçok da piyon aldı. Bunlar da çok değerli. 4 tane geçer piyonu var. Hatta 5. Peki, kale alır F7 ile Kasparov ne istiyor olabilir? Fil D6 yapacak, vezirin önünü açacak ya C7'den ya da rakip şahını kaçarsa yine a2 a7'den mat edecek. İşte bu sebeple tal hemen fil e5 oynamış ki fil d6'ları karşılayayım düşüncesiyle. Evet makine burada fili f4 ile saptır diyor fakat yapılması kolay değil. Çünkü talin kale d8 ile d1'e az önce de örnek varyantta gösterdiğimiz bir karşı oyunu olabilirdi. Burada bir tempo bile çok önemli. F4'ü yapmaya vaktiniz olmayabilir. Kasparov fil a7 oynamış ve şah a8 kaçtığında fil e3 ve şimdi yine vezir a2 vezir a7 istekleri olduğu için a7'yi tutmalı Mihail Tal ve kale d7 ile bunu yapmış. Ve gel hadi kaleleri değişelim de şu oyunu bir kazanayım diyor Mihail Tal. Çünkü materyal önde. Fakat vezir a2, şah b8, fil a7, şah c8'in ardından vezir alır e6. Şimdi kaleyi açmaz aldı. Tal yine vezirleri değişmeyi önermiş vezir D5 ile Kasparov tabii ki bunu yapmayacak ve vezir E6 şah çekmiş. Burada makineye göre şah D8 de yapılabilirdi fakat fil B6 ve devamında hesaplanması gereken çok kritik ve zorlu varyantlar vardı. Tal bunu yapmamış. Vezir B7 ve Vezir C4'ün ardından Vezir C7 yanıtı gelmiş geri Kasparov'dan iki büyük usta hamle tekrarı olacağı için beraberlikte anlaşmışlar arkadaşlar. Ve beraberlik ama değil mi? Tabii ki burada birçok seçenek var. Öncesinde kale C7 belki yapabilirsiniz ama bu vezir E6'lara izin veriyor ve çok hoş gözükmüyor. Ya da bu pozisyonda Şah D8 kaçılabilirdi. Bu da bir seçenek. Fakat Mihail Tal yapmış olduğu derin ve zorlu hesaplarda bunu beğenmemiş olmalı. Bir diğer seçenek fille kapatmak olabilir. Fakat bu da vezir ve kalenin savunmadaki koordinasyonunu engelliyor, bağlantısını engelliyor ve bu da çok hoş gözükmüyordu. Bu sebeple burada Mihail Tal hamle tekrarıyla vezir c7 ve vezir a6 vezir b7'ye izin vererek beraberlik yapmayı kabul etmiş. Gerçekten çok karmaşık bir parti fakat makinanın da bizlere söylediği gibi iki büyük usta oyun boyunca hiçbir hata yapmadılar. Mükemmel oynadılar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sondaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.